Bakalım beni ne kadar unutmuşsun Kerem Bey. Değişmiş. Eski Kerem nasıldı biliyor musun? Yani senden önceki Kerem. Karşılaştığı herkesi tüketen, bencil, dünyasında yalnızca kendisi olan ve kimseyi de kabul etmeyen birisiydi. Ta ki karşısına bir kuğu çıkana kadar. İşte o kuğu onu alt üst etti. Canını okudu ama iyi anlamda tabii ki. Onu her haliyle o dünyasına kabul etti. Ve o dünyaya zarar vermek isteyen herkesle mücadele etti. Annesiyle, ailesiyle, herkesle. Olsun. Yine de hala benim odam. Demek artık yatağımda yatıyorsun Kerem. Gelsene. Geldim. Anlat. Gelsene. Geldim, anlat. Sen de yanımda uyuyacaksın ama. Hadi. Ne? Hadi yanıma yat. Ne? Yanıma yat Kerem, uyuyalım. Çok başım dönüyor. Ayşe yok. Uzat kolunu, aç. Kolunu aç. Bak aç kolunu. Tamam. Sen uyu sonra. Bir pijamamı giyseydin bari. Yok pijama şey. Uyumam bak, yoksa uyumam. Tamam. Sen uyuyunca ben kalkarım o zaman, tamam. Ayşe. İyi geceler. İyi geceler. Bu benim tokam. Saklamış. Kerem. Beni unutamadığını biliyordum. Tam tahmin ettiğim gibi. Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? En iyisi soruyu baştan sorayım. Erkek arkadaşımın odasında ne işin var Ayşe? Yani bak cevabı sorunun içinde gizli. Evet, dinliyorum cevabını. Tokamı arıyordum. Şansa bak ki tokam da Kerem'in yastığının altındaymış. Ben şimdi gidip tokayı yerine koyayım da... Kerem beni özler, tokaya bakmak ister. Bulamaz, üzülür. Şimdi işim bittiyse? Bitmedi Ceyda biliyor musun? Çünkü belki başka şeylerim de kalmıştır. Yani belki başka eşyalarım vardır. Şey yapayım. Biraz düşüneyim. Neyim kalmış olabilir? Başka bir şey mi saklamış mıdır Kerem? Neyim kalmış olabilir? Neyim kalmış? Sen sıkılırsın bence çık. Ayşe'cim anlamıyor musun? Burası artık senin odan değil. Yani maalesef artık burada istenmiyorsun. Ya çok üzgünüm ama artık seninle ilgilenmiyor, takmıyor seni. Sen mi söylüyorsun kızım bunu? Peki tamam doğru sen söylüyorsan doğrudur. Bu işin masrını yaptın ya. Ayşe'cim en iyisi sen git bu hastalıklı düşüncelerini mahallendeki arkadaşlarına anlat. Ya da en iyisi sözlüğüne anlat, sözlüğüne. Ceyda sana ne benim sözlüğümden? Yani çok rahat bir adam olmalı. Sen böyle eski kocanın odasında gönlünce davranabildiğine göre. Kızım sen benim sözlüğümle uğraşana kadar... Kim kiminle uğraşıyor yine ya? Ne yapıyorsunuz burada? Sevgilim Ayşe senin odana girmiş. Beni görünce de utandı tabii haliyle. Bir şeyler arıyormuş. Bilmiyorum artık ne. Ne arıyorsun burada? Sana ait bir şey kalmadı artık. Öyle mi? Peki. Öyle diyorsan öyle olsun. Şimdi seni utandırmayayım söyleyip de. Sen ne arıyorsun burada? Yolunu kaybetmiş. Ayşe'nin peşinden geldim. Ben gece için fikrimi değiştirdim. Bu gece çalışmayacağım. Bizim çocuklarla takılacağım biraz. Sen eğlen hayatım, keyfine bak. Benim yerim belli nasılsa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?